Eser. Bu yıl çiftçilerimiz soğandan para kazanamadı. Soğan ilk hasadı yapıldığında 2,5-3 liradan piyasaya girdi ve şu an soğan para etmemekte. Ve geçen de Tarım Bakanlığımızla video konferans görüşmesinde kendisi bizzat söyledi ve şu anda izinle Tarım İl Müdürlüğü'ne verdi. Oradan tüccarımız izin alıp yurt dışına ürün gönderecek. Tabii ki çiftçimiz bu sene kötü bir sene yaşadı. İnşallah umarız ileriki yıllarda fiyatlar daha iyi olur. Adana'da soğanlar bitti. Kalan soğanlar da paritmenden dolayı sürüldü. Reyhanlı'da soğan 60-65-70 kuruş arasında ama Urfa bölgesinde soğan şu an 50 kuruş. Yani soğan şu an bir ara birkaç gün biraz fiyatlar yükseldi. Şu an yine dip yaptı. Şu an soğan alan tüccarların ve çiftçilerin tamamı zararda. Havalar çok sıcak ve yağışlı geçtiğinden dolayı soğanlarda hastalık oluştu ve soğan fiyatları 5 lirayla 6 lira arasında piyasaya çıktı. Ve aynı ekim alanı olmasına rağmen soğanda hastalıktan dolayı verim düşük olduğundan dolayı bu yıl verim 2 katı. 2 katı olduğundan dolayı bu yılda hani tüm dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgından sonra lokantaların, restoranların, otellerin kapalı olmasından dolayı soğan tüketiminde düşüş oldu. Mesela geçen yıl dönüme günlük tüketim 5000 ton iken bu yıl tüketim 2000 ile 2500 arasına düştü. Sonuçta soğan da yurt dışına gitmeyince soğan elde kaldı bu sene. 2019 yılında verim az olmasına rağmen çiftçinin yüzünü güldürdü. Bu yıl verim çok olmasına rağmen ihracat kapalı olmasından dolayı soğan elde kaldı. Eğer ihracat izni açılsaydı inanın çiftçi şu anda memnun kalacaktı ve Rusya bizden soğan istemesine rağmen biz pazarı Mısır ülkesine kaptırdık. İlk açıldığında 50 rubleye soğan giderken sonra soğan 18 rubleye düştü. Pazar elden gidince biz de yurt dışında ihracat izni açıldı ama geç açıldı. Geç açılan iznin de tüccara faydası olmadı. İlk hesapta 20 bin ton gitmesi gerekirken 1500 ton gitti. Daha sonra soğan birikti, yurt dışına az miktarda gitti ve soğanların bir kısmı da tarlada sürüldü. Kendi kaderine terk edildi.